Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dileğe ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dileğe ben, gelin. Reyhan. Kızım. Reyhan. Reyhan. Babam beni terk etme. Aileni bırakıp gitme kızım. Gideceksin kızım. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum baba. Tek bildiğim, bundan sonra mutluluğumu da, kaderimi de kimsenin avuçlarına, insafına bırakmayacağım. Gelmeyin. İzin vermeyeceğim. Ne düşündüğünüz, ne istediğiniz umurumda değil. Gelmeyin peşimden, düşmeyin ardıma. Reyha, kızım. Hepsi benim yüzümden. Ben yaptım. Babanın bir günahı yoktu. Etme kızım. Seni ben geç buldum. Bu bana kendimi affettirmem için izin ver. Gidince ne değişecek? Ha? Başka mı olacak sanki? Bırakma bizi. Amcam çok pişmanız. Tamam bak biz yanlış yaptık. Hem de yanlışın en büyüğünü sana yaptık. Ama sen ne olur bizim sana yaptığımızı bize yapma. Ben sizin pişmanlıklarınızı, sözlerinizi duymak istemiyorum. Gelmeyin. Reyhan. Ya gitmek zorundayım, anlamıyor musunuz? Ben sizi, bu aileyi, bana bunu yaşatanları, her şeyi, herkesi geride bırakmak zorundayım. Bir kez olsun kendim için bunu yapmak zorundayım. Ablam. Peki ben ne olacağım? Beni de mi bırakacaksın? Ben seni bırakmıyorum ki ablacığım. Annem de öyle demişti ama bak yok işte. Sen de öyle deyip gitme abla, bırakma beni. Gitmek zorundayım gülüm. Neden gitmek zorundasın? Burası bizim evimiz. Sen de benim ablamsın. Sen de gidersen ben ne yapacağım? Benim biraz yalnız kalmam lazım. Ama ben seni görmeye geldim. Babacığım yalvarırım. Sen durdur ablamı ne olur. Kızım bak ne yapsan ne etsen haklısın. Ama bizi terk etme kızım. Ben artık yalanlarla yaşamak istemiyorum. Reyhan. Siz gelmeyin. Gelmeyin, faydası olmayacak. Ben getireceğim Reyhan'ı. Benim mesela. Reyhan. Ya bırak. Nereye gideceksin? Tamam. Uzaklaşmak mı istiyorsun? Söyle bana. İstediğin yere götüreyim seni. Ama bir senden öteye gitme. Yalvarırım yanımda olmama izin ver. Gitme Reyhan. Bak benim de hayatım koca bir adammış. Evet haklısın, insan gitmek istiyor. Kimsenin seni anlamayacağını düşünüyor. Ama kimsenin acısı bir. İzin ver beraber saralım yaramızı. Kimizin acısı bir değil. Çünkü ben kimseye bedel ödetmedim. Yanımda olmak istiyorsunuz ama ne fayda? Siz bu yarayı bana yanı başımda açtınız. Bana bu acıyı yaşatan sizsiniz, sensin. Sen. Durmayın artık burada. Yoluma çıkmayın. Ya, tamam. Ya. Kızım,
yapmak istiyorsan, nasıl yapmak istiyorsan öyle olsun ama de bana babam de. Gitmek acını geçirecek mi be kızım? Geçirmeyecek, bilmiyorum. Ama kalamam baba, yapamam, yapamam. Babam gelmeyin, gelmeyin. Tayyar. Ya gelmeyin dedim. Hayatımda bir kez olsun bir şeyin kararını da ben kendim vereyim, kendim. Neredeyim, nasılım diye düşünmeyin, düşünmeyin. Bu yalan bunca zaman ortaydı. Benimle doğdu, benimle büyüdü. Şimdiye kadar sustun ya. Bundan sonra da bir şey söyleme baba. Bırakın artık. Kızım. Ben biliyorum nereye gideceğini. Haydi bir an, haydi. Abi ne oldu abi? Siz konağa gidin. Ben Reyhan'ı getireceğim. Abla geleceğe gittin mi? Ben de geleceğim seninle. Beraber alacağız Reyhan'ı. Hayır, sen gelmeyeceksin oğlum. Bu benim mesela, benim mesela. Ya zaten o gece konuştuklarımız. Ha, o gece ben konusunu açmasaydım yarın duymayacaktı, Reyhan da öğrenmeyecekti. Onu mu diyecektin amca? Yok oğlum. Sen kendine bir suçlu arıyorsun ama o suçlu ben değilim. Ama senin için rahat edecekse sen yine beni suçlu. Tamam oğlum, değil değil, sen haklısın. Haklı, suçlu benim, ben. Ben kendimden başka herkese dinlediğim için benim suçlu. İş mi sen biraz? Ha? Adamın halini görmüyor musun sen? Destek olacağını hala ne soruyorsun? Baba bırak Allah aşkına. Yap, tamam hadi. Herkes içeri girsin. Gül'ün yanında kalın Hazar dönünceye kadar. Hadi herkes içeriye, hadi. Haydi. Haydi. Neden bu kadar öfkelisin? Ne diyorsun sen Elif? Halimizi görmüyor musun? Görüyorum. Ondan soruyorum. Öfken yaşananlara mı? Yoksa Reyhan'ın yanında olamayışına mı? Anlamadım. Hazar Bey haklı. Bu mesele senin meselen değil. Uzak durmalısın bence. Ben meselem değil ha. Benim burada ailem parçalanıyor. Senin derdin Reyhan'la ben, öyle. Sen böyle bir durumda beni nasıl suçluyorsun? Suçlamıyorum. Ama ısrarla Reyhan'ın yanında olmak istemenin başka nedenleri olduğunu bildiğim için bunları söylüyorum sana. Neymiş o nedenler? Ya da dur sen hiçbir şey söyleme. Şöyle bir durumla benimle böyle bir konuşma yapmaya kalkıştın ya. Belli ki ağzına hayırlı bir şey çıkmayacak. O yüzden ses etme. Kaçırdıkları yetmedi. Şimdi sen de oğlumu uzaklaştırıyorsun, öyle mi? Ama ziyanı yok kızım. Sen bu kafayla devam edersen zaten tez vakitte kendini de uzaklaştırırsın buradan. Aferin. Aynen böyle devam et. Hepsi benim yüzümden. Ben yaptım. Babanın bir günahı yoktu. Etme kızım. Gidince ne değişecek? Gitme Reyhan. Bak benim de hayatım koca bir yalanmış. Haklısın, insan gitmek istiyor. Kimsenin seni anlayacağına inanmıyorsun. Ama kimsenin de acısı bir. Baba. Bak ne yapsan ne etsen haklısın. Ama bizi terk etme kızım. Yalanlar içinde, acılar içinde öylece bomboş kalmakmış. Ne yapacağını bilmeden çıktığın bir yolmuş. Keşke yine dönüp seninle konuşabileceğim bir hata olsaydı yaptığın. Konuşup halletseydik. Ağlayıp gülmeye başlasaydık. Ve
Ben şimdi ne yapacağım baba? Ben sensiz ne yapacağım? Azize Aslan Bey'le baş edebilmek için büyümenin ilk adımını attın Gönül Aslan Bey. Bakalım şimdi ne yapacağız? Bekle. Ben sana yardım edeyim karıcığım. Ben senin karın falan değilim Harun. Sen git bu yapmacık centilmen numaralarını annemlere yap. Onlar yutar, yerler. Ama ben yemem. Ben senin nasıl bir psikopat olduğunu biliyorum. Bu yüzden de uzak dur. Çekil, ben ineceğim. Centilmenlikten değil. Ne kadar az yere değersen o kadar iyidir. Hadi gel, uzatma. Gel. Bak. Ya bu koku nasıl çıkacak zaten onu da bilmiyorum ya. Bak en sonunda seni ateşe vermek zorunda kalacağım, haberin olsun. Geçin. Öküz. Thank you.
Ne yapsak ya? Ha? Altına muşamba falan mı sersek senin? Ya da ne yapalım biliyor musun? Sen en iyisi bu üzerindekileri çıkar, güzelce bir duş al. Ah. Bu üstündekileri de çöpe atarız. Can beni mi vuracaksın? Ha, evet doğru bildin Harun efendi. Ya beni buradan hemen çıkarıp bu saçma evliliğe son verirsin? Ya da ben bunu yaparım. Evet. Belki de bunu yapmam daha iyi. Sonuçta dünyada bir psikopat eksilmiş olur. Beni dünya çapında görüyor olman koltuklarımı kaparttı. Sevgilim. Ben senin sevgilin falan değilim. Doğru. Sadece sevgilin değilsin. Aynı zamanda karımsın da. Benim. Kötü kalpli. Kötü niyetli. Kıskanç. Menfaatçi. Sahi. Sen niye böylesin ya? Hiç düşündün mü? Küçükken sevmediler mi seni? Eldivenle bile mi sevmediler? Harun kes sesini. Ben senin karın falan değilim, anladın mı? Onca şey söyledim. Sadece karım olduğuna mı takıldın? Ha? Sen benim karımsın. Ve bu da bizim ilk gecemiz. Harun, yemin ederim seni vururum. Uzak dur bak, şakam yok. E vur, hadi. Korkuyor musun yoksa? Hadi, çek tetiği. Hadi. Şaka yapmıyorum Harun. Yeminle vururum. Uzak dur. Hadi. Gerçekten tetiği çekerim Harun. Hadi bekliyorum. Hadi vur. Ya! Aferin. Namluyu doğrultuyorsan tetiği de çekeceksin. Ama karşındakinin de aptal olmadığını bileceksin. Senin gibi bir manyak varken silah dolu bırakır mıyım ben hiç? He? Harun, Allah senin cezanı versin hemen. Allah benim cezamı vermiş zaten, şu hale bak. Uzak dur benden. Zaten istesem de yakın olamam sana. Leş gibi kokuyorsun çünkü. Bana bak. İstersen gidebilirsin. Ama ne derler bilirsin. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. O yüzden böyle saçma sapan şeylerle uğraşacağına temizliğinle ilgili. Akpak cici bir kız olursun belki. Dolapta da idarelik eşyalar var. Giyersin tamam mı? Sonra bakarız duruma. Gördüğünüz yer aşağıda onun fragmanıydı. Beni madem zorla bakırcı oğlu yaptınız, o zaman sonuçlarına da katlanın. O zaman şimdi film başlasın diyelim. Hayırdır?
oturmuşsun burada karanlıkta böyle? O ne? Senin adına düzenlenmiş evlatlık belgesi. Evlatlık mı? Ben haftalardır bunun peşindeyim. Araştırdım, soruşturdum. Babaannem beni avucunda tutmak için hazırladığı yeni bir yalan. O evrak sahte. İsimler sahte. Öyle bir yer yok, öyle insanlar yok. Hatta tarihler bile yanlış. Ama ben inandım. Çünkü babaannem bana senin benim kardeşim olduğunu söyledi. Ama benim kardeşim gerçekten ölmüş Fırat. Gerçekten. Ben kardeşimin yaşamasını o kadar istedim ki. Gözümün önündeki gerçeklere değil, babaannemin yalanlarına inandım. Yok. Bu kadar gerçek değildir Gönül. Yapmaz mı öyle bir şey? Yapamaz. Gönül, benim üstüme böyle bir oyun kuramaz. Bunu bana yapmaz. Bunun hesabını verecek. Fırat, Fırat gitme. Seni evden düşman bilmesin. Allah aşkına gitme. Hatırım. Gönül, çekil. Fırat. Gönül. Fırat, ne olur Fırat. Benimle uğraşmak kolay değil mi Aziz Hanım? Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bütün malların sahibiyle uğraş şimdi. Gülüm, canımın içi neden böyle yapıyorsun? Ama ben sana kaç defa dedim gelecek ablan. Ben çocuk değilim. Beni kandırmayın artık. Ablam da bize çok kızdığı için gitti. Beni de bıraktı. Gülüm. Hadi ablam bize kızdı. Sana niye kızsın? Sen bilmiyor musun ablan seni ne kadar çok seviyor? Ben sana hiç yalan söyledim mi? Söylemedim değil. O zaman amcanın sözüne güveneceksin. Ablam bizi bırakmadı. Sadece yalnız kalmak istedi. Hem hiç kardeş kardeşi bırakır mıymış? Bırakmaz değil mi? Şimdi bak zaten baban da gitti peşinden. Reyhan'ı alıp gelecek. Tamam üzülme sen. Pazar gitti, Reyhan'ı getirecek. Peki Handan ne yapsın? Handan'ın kızı nerede? Baba sana diyorum, Yaren nerede? Handan. Ne Handan ya? Bak millet tırım tırım evladının peşinde. Sen? Ya sen hiç mi merak etmiyorsun kızına ne olduğunu? Ya şimdi hiç sırası değil be gülüm. Hiç sırası değil, değil mi? Hayır, ben çok merak ediyorum. Acaba bizim evlatlarımıza ne zaman sıra gelecek? Sen ne zaman gerçek bir baba gibi ayağa kalkıp kızına yapılanların hesabını soracaksın? Kim kime hesap soruyor Handan? Kendine gel. Ben kendimdeyim. Esas sen kendine gel. Dede olduğunu hatırla. Torunun nerede? Yaren nerede? Senin kızın başına gelenleri hak etti. Eğer hesap soracaksan kızın hapları karıştırırken sorsaydın. Ya baba. Beni evlatlarımla sınamayın. Beni evlatlarımla sınama Nasuha. Ben şimdi gideceğim. Kızım neredeyse bulup alıp bu konağa getireceğim. Kim karşı koyabilir bana? Ha? Buna kim mani olabilir? Kim mani olabilir? Kim? Ah! Kızım, Allah! Allah ne oluyor? Allah ne oluyor? Allah! Kızım, doktor çağır. Ya ne oluyor? Şu hastaneye gidelim. Hayır, git baba, beni çağır. Hayır kızım, git çabuk. Allah, hastaneye gidelim, Allah. Gitmem hastaneye. Odama götürün.
İnsan bir acı yaşadı mı? Bana bir şey olmaz sanıyor kendini. Sanıyor ki hiçbir söz, hiçbir acı işlemez yüreğinde. Seni korumak istedikçe. Seni suçlayacak kimsen yok Azat. Senin kendinden başka suçlayacak kimsen yok. Gözlerine yağmur giymiş kadınlar gördüm ben. Sevgiliydiler, eştiler. Derin bir sevdanın ortağıydılar, içleri yana yana. Bazen el, bazen kardeştiler. Elleri karıncalar gibi çalışan ekmek kokulu kadınlar gördüm ben. Dargındılar. Ak alınlarında kederli kırışıklıklar. Ruhları ayaklarından yorgun. 1000 yaşındaydılar. Ağıt sesli kadınlar gördüm ben. Kimisi yaşlı, kimisi genç yüzlerinin ardındaydılar. Yürekleri toprak altında, matemleri cılız gülüşlerinde saklı. Sessizce aramızda dolaştılar. Ahı mahşerden ödünç, nefretine sarılmış kadınlar gördüm ben. Muradına ermemiş, tazecik gelindiler. Örselenmiş ruhlarını, eteklerini toplar gibi toplayıp yerine öfkelerini serdiler. Kadınlar gördüm, güzeldiler. Uzundular, kısaydılar. Asiydiler, uysaldılar. Tombuldu kimi. Kimi zayıf, ince belli. Kiminin sesi yanık, kiminin bağrı. Kiminin ağarmaya yüz tutmuştu saçları. Bin yıkıntının içinden sağ çıkan kadınlar gördüm. Dağ gibi, kaya gibiydiler. Ama bir sözle incindiler. Her şeyleri başkaydı. Gözleri, yüzleri, kuşamları, her şeyleri. Bir tek gidişleri aynıydı. Gittiler. Sanki topraktan su çekilir gibi. Diyeceksin sen de. Durmayacağım. Anlayacaksın. Mektubumu okuduğunda anlayacaksın içimin ne kadar kırıldığını. Anne.
Reyhan yavrum. Ben de açılmadı diye tam kapatıyordum. Niye bu kadar geç açıldı? İyi misin annem? Reyhan. Dur bir bakayım sana. Uyuzun hali ne annem? Ağladın mı yoksa sen? Yok yok, ağlamadım ben. Görüntüden öyle gelmiştir sana. Çok özledim annem o güzel yüzünü. Neredesin? Dışarıdasın sanki. Dışarıdayız Miran'la. O şimdi arabayı park ediyor. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok ağırlaştım artık ama iyiyim. Annem de iyiye gidiyor çok şükür. Asıl size haberler. Baban nasıl, kardeşin nasıl, nasıl gidiyor her şey? İyi, bildiğin gibi. Nasıl olsun annem? Annem, ben sana bir şey diyeceğim ama. Aramızda kalacak, söz mü? Ben bugün hastaneye gittim. Ama kendim için. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kardeşin için gittim. Korkulacak bir şey yok. Cinsiyetini öğrendim. Ablaları gibi çok güzel bir kızım daha olacak. İnşallah. Sağlıkla gelsin be. Anne, bir şey soracağım sana. Anneannemle barıştın mı? Biliyorum sen hiçbir şey söylemedin ama küstünüz, konuşmuyordunuz. Affettin mi onu? Affettim. Affettim ama yüreğimde hala bir çizik var. Hayatımı değiştirdi o benim, belki de kaderimi. Böyle olacağı varmış demek ki. Ben şikayetçi değilim. Başka türlüsü yok, olmayacaktı belki ama... İnsan yine de kendi kararını kendi vermek istiyor. Durup dururken hayırdır? Niye sordun ki şimdi bunu? Hiç öyle merak ettim. Ben... Bana anneannemle aranda ne olduğunu hiç anlatmadın ya. Bir gün senin de çocuğun olduğu zaman anlatırım. Beni şimdi değil ama ancak kendi çocuğun olduğu zaman anlarsın annem. Yok, sen şimdi anlat. Ne oldu, niye konuşmadınız? Onca sene, ha? Niye affedemedin? Zehra! Geliyorum anne. Reyhan yavrum, ben şimdi anneannene bakayım, sonra gene ararım, tamam mı? Anne! Allah'a emanet ol. İyi bak kendine, tamam mı? Reyhan, benden bir şey gizlemiyorsun değil mi anne? Gerçekten iyisin. Yok annem, iyiyim. İyiyim, gerçekten. Tamam yavrum, tamam. Siz iyi olun, o bana yeter. Ne demek Reyhan nerede? Reyhan gitti Şükran Ana. Hepimizi ardında bırakıp gitti. Biz engel olamadık. Buraya gelmedi mi? Bir de soruyor musun? O kızın hayatına kabus gibi çöktüğü yetmedi. Elinden kaçırıp bıraktığı yetmedi. Bir de soruyor musun? Gelseydi burada olurdu işte. Gelmedi. Evladını bul Hazar. Bul getir onu. Seni istemese de bana getir. Ben Dilşah'ımın yerine koydum onu. Bağrıma basar acısını alırım. Ama bırakma, yüreği öyle bir dolmuş ki. Bilmediğin yerlerde taşmasına izin verme ha. Hadi, hadi gidin Hazar, gidin, gidin. Hadi sen de git. Git bul getir karını, yürü. Benim kızım tek başına nerededir, ne yapıyordur şimdi, sen onu koy Allah'ım. Ne yap, ne et? Yaptıklarını unutturmadan, yarasına merhem olmadan da çıkma karşıma. Hadi git, gidin. Gidin.
Getireceğim. Ne yapacağız şimdi? Nereye bakacağız? Bilmiyorum ama bakılmadık yer bırakmayacağım. İnenin deliyle bile bakacağım. Ama biz bu gece Reyyan'dan ayrı geçirmeyeceğiz. Hey, ben otele bakayım o zaman. Otele gitmez. Ne yapayım işte? Nereye? Her tarafa bakacağız dedin. Tamam. Ben de kulübeye bakacağım. Kim bir şey bulursa, haber alırsa arasın. Tamam. Hasan, beni habersiz bırakmayın oğlum. Tamam, tamam baba. Ne kadar uzağa gidersen git. Hep bulacağım seni. Ya ben bir an nereye gideceğimi bilmiyorsun. Babanı bırakacak mısın? Neredesin be kızım? Miran, Reyhan otele hiç gelmemiş. Nereye? Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara. Ben ikna edemiyorum ya. Kız, geliyorlar. Geliyorlar. Nasıl Oha da yanında. Nedir? Handa? Ya bu böyle olmayacak Güray. Hastaneye gidiyoruz. Yürü. Gitmem. Gitmem. Ben kızımı istiyorum. Vallahi doğurmam. Bu çocuğu içimde tutarım ha. Baba, kızım nerede benim? Kocasının yanında. Kemen kemen. Baba ne diyorsun sen? Ne kocasından bahsediyorsun? Ya Harun'la nikahladım. Siz de böyle istemiyor muydunuz zaten? Yaren. Yaren nikahlandı. Hem de düğünsüz dönmeksiz. Baba sen herhalde şaka falan yapıyorsun ha? Ya, bak kızımız neredeyse söyle. Zaten canımız burnumuzda. Daha da bunun yükünü taşıtma bize. Şaka yapmıyorum oğlum. Kızın imzasını attı. Tıpış tıpış kocasının yanına gitti.
olması gerektiği gibi. Ya sen nasıl anasına babasına sormadan böyle bir karar nasıl verebiliyorsun baba? Kızın nerede hemen söyle bana. Nerede? Otelde. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Harun? O sarıcıyanın nikahını almayacaktın. Ne değişti? Ne oldu? Defol git! Ya sen ne laftan anlamaz bir şeysin ya. Sana defol dedim! Defol orada! Babacığım, çok mu üzüldün halime? Yaren. Ne baba? Kendi vicdanınızı aklayabilmek için beni çöp torbası gibi kapının önüne koydunuz. İçiniz rahatladı mı şimdi ha? Yaren, sen ne yaptın? Yaptıklarının neye sebep olduğunu hiç farkında değilsin değil mi kızım? Ya hiç mi kendine sormuyorsun bunlar neden benim başıma geliyor diye? Baba, ben hiçbir şey yapmadım ve hiçbir şeyle sebep olmadım. Hakikat neyse ben onu söyledim. Gerçekler acıysa ben ne yapabilirim ki? Tamam kızım, bunları sonra konuşuruz. Hadi şimdi eve gidiyoruz, yürü. Sahiden mi? Yani canınızı istediğinde kovun, istediğinde geri almaya gelin, öyle mi? Yok, ben eve falan gelmiyorum. Yaren, eve gidiyoruz. Ananın doğum sancısı tuttu. Ne? Kızım gelmeden hastaneye gitmem diye tutturdu. Anlıyor musun? Haydi, yürü gidiyoruz. Hanımım, bir isteğiniz var mı? Sağ ol Esma. Azize Hanım! Fırat bu. Hesap vereceksin Azize Hanım. Hesap vereceksin. Bu ne terbiyesizlik? Ne var? Neyin hesabını verecek? Neyin hesabı? Al anne al. Al kendi gözlerinle gör. Yıllardır hizmetini ettiğin, uğruna beni bile bırakıp gitmeyi göze aldığın kadının yalanlarını gör. Fırat, beni korkutuyorsun. Kork anne, kork! Kork! Ama benden değil. Gönülden nikahını almak için kardeşin yaşıyor diye bu kadından kork. Gönül ona oy vermek için kardeşinin yerini sorunca da beni oyuna dahil edip senin kardeşin Fırat'tır diyen bu kadından kork. Azize Hanım. Bu ne demek oluyor? Ben sana söyleyeyim ne demek oluyor. Bu kadın seni, beni, evlatlarını, torunlarını dahi tanımayacak kadar herkesi ateşe atabilecek kadar korkunç bir kadın anne. İşte bu demek oluyor. Torunların sana boyun eğmiyor Azize Hanım. Mina'nın nasıl karşını aldığın ortada. Gönül desen artık senin tek bir sözüne inanmak yerine teker teker kurduğun oyunların peşine düşüyor. Ha şu evrağın sahteliğini ispatlamak için bile günlerce uğraşmış. Ve sonunda başarmış. Haddini bil. Böyle esip gürlemeden önce bana nedenini sormanı beklerdim. Benim tanıdığım Fırat bu değil. Senin tanıdığın Fırat öldü. Sen öldürdün.
Sen hepimizi öldürdün. Ailem dediklerini bozuk para gibi harcayacak kadar kötüsün sen. Burada olduğuna göre sen de biliyorsun artık değil. Babaannenin Reyhan'a bir şey yapmış olma ihtimali var değil. Ama eğer o kadın kızıma... Reyhan! Yeter. Bana ikinci anam gibi davrandın diyorsun. O zaman senin bir şeyini eksik etmemişim değil mi? Reyhan! Miran bu. Reyhan nerede? Nerede bıraktıysan oradadır. Bak Aziz Aslan Bey, kızımı sakladıysan eğer buradaysa söyle. Nereye sakladın? Reyhan! Sen de Sabiler'ini kaybedip bana geliyorsun Hazır. Hay korkuyorum üçüncüyü de soracağım ama Allah'tan onun yeri belli, anasının karnında. Bırak laf oyunlarını. Reyhan nerede dedin? Miran, Reyhan burada değil. Vallahi değil. Belki de sen bilmiyorsun Esma Ana. Göreceğiz. Reyhan! Bak kızımın ortadan kaybolmasında kıl kadar payım varsa bunu senin yanına bırakmayacağım. Sakın unutma. Yürü anne, gidiyoruz. Fırat, anlattım sana bunları, anne, gelemem. Anne, başlama yine. Ya görmüyor musun? Anlamıyor musun? Yok vefaymış, yok yoldaşlıkmış. Ya onun bize ettiği kötülükler ne olacak? He? Bizim çektiklerimiz ne olacak? Anne, son kez söylüyorum. Gel, gider. Yok. Şükran'ın evinde yok, otelde yok, yok, yok. Nerede benim kızım, nerede? Demek ki daha her yere bakmadık. Burada beklemenin faydası yok. Bakınmak lazım her tarafa. Fırat. Kardeşim sen de annenin üstüne bu kadar gitme, tamam mı? Ne demek üstüne gitme ya? Görmedin mi Miran içeride olanları? Ya evladım ben onu son kez gel dedim. Son kez soruyorum dedim ya. Benden vazgeçiyor, Aziz Aslan Bey'den vazgeçemiyor. Tamam. Haklısın. Senin yerinde kim olsa böyle düşünür, kızar, kırılır. Ama... Ama ne? Ya gitme işte kadının üstüne. Bilmediğin şeyler var. Neymiş bilmediğin şeyler? Şimdi sana bunları uzun uzun anlatacak vaktim yok kardeşim. Tamam, sonra konuşuruz. Benim gitmem lazım. Miran, ne demek sonra konuşuruz ya? Şimdi konuşacağız. Neymiş bilmediğim şeyler? Fırat, sonra konuşuruz dedim. Söz konusu annemse şimdi konuşacağız Miran. Neymiş bilmediğim şeyler? Oh! Esma Ana'ya babaannemin yanında kalmasını ben söyledim. Oldu mu? Nasıl? Ne diyorsun sen? Ben istediğim için Esma Ana babaannemin yanında kalıyor diyorum. Esma Ana'nın seni bıraktığı falan yok. Bir süre daha orada kalacak. Ne demek kalması gerekiyor ya? Sen bana sormadan, benim haberim olmadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın Miran? Ne amacın? Fırat, amacını sonra konuşacağız. Tamam. Annem o benim, annem. Şimdi konuşacağız. Canını istediğinde oradan oraya taşıyacağın eşya değil o. Benim annem. Ya Reyhan kayıp, Reyhan. Gidip bulmam lazım. Bence Reyhan kayıp mayıp değil Miran. Reyhan senden kaçıyor, senden. Çünkü sen seni seven herkesi, yanında olan herkesi pişman ediyorsun. Fırat. Oğlum Reyhan gitti. Çünkü Hazar Şahadoğlu'nun öz kızı değilmiş. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Reyhan nerede, ne yapıyor, bana ihtiyacı var mı bilmiyorum. Anla,
gidip Reyhan'ı bulmam lazım. Ne var Esma? Ne olduğunu sen söyleyeceksin. Neden yaptın bunu? Bak Esma, biz bir yola çıktık. Sen de yoldaşlık etmek için yanımda durdun. Bana hesap sormak için değil. Bu işe Fırat'ı karıştırmayacaktım. Fırat'ı işin içine karıştırmasaydım Gönül'ü nasıl ikna edecektim? Eğer Fırat'ı Gönül'e yem etmeseydim o zaman nasıl Miran'dan ayıracaktım? Reyyan'ı nasıl gelin edecektim de intikama devam edecektim? Bu iş oğluma dokundukça bana da dokunur oldu Azize Hanım. Fırat bugüne kadar hiçbir zarar görmedi. Bundan sonra da görmeyecek. Daha da başka bir şey demem. Bir konak dolusu hayal kırıklığısınız. Hepiniz. Özellikle de sen Gönül. Kendini ortalara atmak yerine Fırat'ı benim üstüme saldın ha? Mahmut! Gönül benim yokluğumdan istifade kafasına göre at koşturur olmuş. Ne yapıyor, ne ediyor beni haberdar edeceksin. Emredersin hanımı. Bir şey daha var. Reyhan'ın nerede olduğunu bilmek istiyorum. Bir araştır bakayım. Tamam hanım. Açık bağırsana, ne bu böyle sessiz sedasız? Kimse inanmayacak doğurduğuna. Ay! Ay! Handan, Handan. Bak Yaren'i getirdim. Tamam, haydi yürü, hastaneye gidiyoruz şimdi. Yaren, sana ne oldu böyle? Ya sen hani doğuruyordun? Yıl önce senceymiş herhalde Cihan'ım, geçti. Ne olmuş buna böyle? Anne Sahiran, ben söyleyeyim. Dedem beni ahıra kapattı. Başıma da bir gardiyan dikti. Ay susuz kaldım. Yetmedi. Şantaj ve tehditle o ahırın önünde Harun'la beni nikahladı. Doğru mu bu? Kimden izin aldın sen baba? Anam. Çoktandır haddini aşıyorsun. Bak karnındaki sabı yüzünden laf etmiyorum. Ama sabrımı taşırma. Ağzından çıkana da sesine de dikkat et. Ne yaparsın? Beni de mahıra kapatırsın. Ya baba Allah aşkına şu etrafına bir dön de bak. Bir tane mutlu insan görüyor musun? Hani Hazar abim nerede? Azat nerede? Reyhan nerede? Neredeler? Herkesi kaçırtıyorsun. Ya Gül bile senin yanında kalmak istemiyor. Yaren başına gelenleri hak etti. Ben onu bunu anlamam. Senin elinde kalan aha ancak bu kadar. Eğer bizi de kaçırtmak istemiyorsan Yaren bu evde kalacak. Bu evin reisi o değil, benim. Ben ne diyorsam o olacak. O kız bu eve ayak basmayacak, o kadar. Tamam, Yaren bir değil. Bin tane hata yaptı, haklısın. Ama kız bizim kızımız. Sen demiyor musun hani ben evlatlarımı ayırmam diye? Reyhan Hazar abimin öz kızı olmadığı halde sen senelerce ona katlandın, abimin hatırı için. Şimdi de Cihan'ın hatırı için Yaren'e katlan. En azından şu kendi düzenlerini kurana kadar. Demek bundan sonra burada yaşayacağız ha karıcığım? Güzel. Harun, bak biz bir imza attık diye senle ben karı koca olmadık, anladın mı? Karımsın. Ne derler çok iyi bilirsin. Ölüm bizi ayırana kadar. Heh, bak bu konuda doğru söyledin. Ölüm bizi erkenden de ayırabilir. Neden? Sonuçta bugün biz bu odada birlikte kalacağız, değil mi? Bence dikkatli ol.
Sonuçta nikah mecbur etmenin bedelini ödeyeceksin Harun Efendi. Ona bak. Bir gece ağırda kaldın. İki çuval taşıdın diye bana intikam yeminleri falan etme. Tamam mı? Sen çile çektiğini falan mı düşünüyorsun? Harun, kolumu bırakır mısın? Acıyor. Ya şş, bana bak. İkide bir beni tehdit etmenden çok sıkıldım ha. Bana laf söylemeden önce sana neler yapabileceğimi çok iyi düşün. Ayrıca senin cehennemin daha yeni başlıyor. Yeter be! Ya kimsin sen ha? Ya ne istiyorsun? Niye illa benimle evlenmek istedin ha? Kimsin? Kimim ben? Sen akli dengeni falan mı yitirdin? Ha? Benim kocan Harun Bakırcıoğlu. Hadi bir an evvel şu duşa gir de ikimiz de kokudan ölmeyelim. Yeter. Bak yine gerildim ya. Hadi. Aynı göğün altında ayrıyız şimdi. Tıpkı çocukluğumun aynı evin içinde ama ailemden uzak geçtiği gibi. Nereden başlayacağım şimdi? Ne yapacağım? Allah'ım, ne olur bana bir yol göster. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime şimdi. Nerededir benim evladım? Sen nerede? Kime sığınır? Sen yardım et evladıma. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki gözüm. Gidecek hiçbir yerim yok diyeceğim. Evladım şu kapkara göğün altında nerededir? Nasıldır bilmiyorum. Sığınacak hiçbir yerim yok. Neredesin babam? Söyle ben neredeyim, sen neredesin? Sahi gittin mi sen bizden? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay dolmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne bu nerede? Ay 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 yanıyor. Gittin mi Reyhan benden? Ha? Vaz mı geçtin bizden? Cidden vaz mı geçtin? Neredesin Reyhan? Neredesin? Neredesin Reyhan? Gecem dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede?
söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Masal diyarı. Kaf Dağı'nın ardındaki masal diyarı. Ben o masal diyarının prensesiyim. Sen kralısın. O da beyaz atlı prens. Miran. Baba Miran nerede? Miran. Ne işin var senin burada? Nasıl buldun beni? Reyhan, farkında değilsin galiba. Herkes seni arıyor. Bu gar bekçisi bizim çocuklardan birinin babasıymış. O haber verdi. Babamlar? Onlar da biliyor mu? Yok yok, sakin ol, sakin ol. Kimseye söylemedim. Önce ben seninle konuşmak istedim. Reyhan, nereye? Uzaklara. Reyhan, insan kendinden de yaşadıklarından da kaçamaz. Kendimden kaçmıyor. Kimden kaçıyorsun peki? Miran'dan mı? Babandan mı? Miran'ı gördüm. Seni arıyordu babanla birlikte. Reyhan, biliyorum benim üstüme vazife değil ama... en azından nerede olduğunu bilseler iyi olmaz mı? Olmaz. Ben yanımda olmasınlar istiyorum. Eğer bilirlerse... bilirlerse yanından ayrılmazlar. E bilmezlerse de seni aramaktan vazgeçmezler ki. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum. Mutlu olmak, yerinden nefes almak istiyorum Fırat. Bu intikamdan, tehditlerden, silahlardan uzak kalayım istiyorum. Yeniden güveneyim istiyorum. Reyhan için çok şey değil mi? İstiyorum ama. Hayır, hayır, çok şey değil. Sen normal şeyler istiyorsun. Ama işte yaşadığımız hayatlar. Hayatlar değil. O hayatı paylaştığımız insanlar. Benim bu yaşadıklarımı bana hayat değil, sevdiklerim yaptı. Biz yaptık. Ben yaptım. Miran yaptı. Azize Hanım yaptı. Aslan Beyler yaptı sana bunu. Benim sana karşı yüzüm yerden kalkmıyor Reyhan. Beni affetmeni beklemiyorum.
Ama senin için yapabileceğim bir şey varsa ne olur söyle. Babamlara nerede olduğumu söyleme. Miran kahroluyor. Baban da... Ben de kahroluyorum. Nereye? Bilmiyorum. Bulacağım bir yer. Yani uzaklara gidiyordun. Bilmiyorum Fırat. Kalbimde, aklımda o kadar karışık ki ben ne yapacağım bilmiyorum. Reyhan. İzin ver seni kalabileceğim güvenli bir yere götüreyim. Nereye istersen. Kulübeye olur, başka bir yere olur. Hem belki kendini toplayana kadar Şükran anneye de... Olmaz. Şükran anneyi ne kadar çok sevsem de o Miran'ın anneannesi. Ben Miran'ın da babam da beni bulsun istemiyorum. Fırat. Madem bana karşı bu kadar dürüst oldun... ...sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Azize Hanım. O biliyor muydu? Bu soruyu bana 10 gün önce sormuş olsaydın bilmiyordu derdim. Ama inan ben de şimdi bu sorunun cevabını bilmiyorum. Gitmek istediğim bir yer var. Beni oraya götürür müsün? Nereye? Gel Esma. Rüya susmaya mı geldin? Konuşmaya geldim. Nasıl girdin içeri? Biliyor muydun? Biliyor muydun dedim. Biliyordum. Tabii ki. Tabii ki biliyordum. Bile bile yaptın. Çünkü senin içinde kötülükten başka hiçbir şey yok. Ben sana bir şey yapmadım. Miran yaptı. Hani şu koşa koşa gelip evlendiğin adam. Hesap soracaksan Miran'a soracaksın. Ama soramazsın değil mi? Çünkü seviyorsun. Sana bu kadar kötülük yapan bir adamı nasıl hala seviyorsun hiç düşündün mü? Düşünmedim. Bence düşündüm. Peki ne cevap verdin? Aşkın gözüküyor mu dedi? Vazgeçemiyorum mu dedi? Bir cevabın yok mu? O zaman beni iyi dinle. Sen zayıfsın Reyhan. Sevdalar geçer. Aşklar biter. Çocuklar babalarına düşman olur. Senin masallarının bu dünyada bir hükmü yok. Pervane ne kadar canı yansa da yine de ateşin yanına gider. Etrafında döner, kanatlarını yakar. Şimdi de bana, onu yakan ateş midir? Yoksa o ateşe çeken sevda mıdır? İşte senin zayıflığın bu. Sevmek zayıflıktır. Sen zayıfsın Reyhan. Sana bu kadar kötülük yapmış bir adamı hala seviyorsun. Sen mi söylettin yani? Heh? Miran'dan nefret edeyim diye yaptın değil mi? Ben değildim. O sarı çıyan benden önce davrandı. İstiyorsun ki senin gibi olayım. Babama, kocama ihanet edeyim. Hesabını sorayım, canlarını yakayım. İstiyorsun ki intikamını benim elimle al. Aldım da zaten. Öyle değil mi? Ben senin gibi olmam Aziz Hanım.
Niye biliyor musun? Çünkü benden alabileceğin başka hiçbir şey yok. Bana yapabileceğin bir şey yok. Beni yakabileceğin başka bir ateş. Yok mu? Gül'ün oyuncağının ne işi var sende? Kardeşim burada unutmuş. Allah şahidim olsun. Eğer o ellerin Gül'e uzanırsa seni oracıkta öldürürüm. Şimdi de bana. Kim kime benzedi? Ben sana benzemem. Benimki intikam değil, adalet olur. İşte ben de onu diyorum Reyhan. Adalet bu! Alo. Alo. Elif Gül iyi mi? Aziz Hanım zarar vermiş mi ona? Gül mü? Gül'e bir şey mi yapmış? Alo. Reyhan. İyi misin? Ne olur Elif bak. Soruma cevap ver. Gül iyi mi? Ha Gül. İyi iyi merak etme sen. Hatta Melike ile falan oyun oynadılar. Çocuk işte. O büyükler gibi değil ya. Çabuk unutuyor. Ay, çok şükür. Sen yanındaysan onu bir versene. Ben bir konuşayım. Ha yok. Yok yanımda değil. Şimdi Melike yatırmaya gitmişti. Uyumuştur burada şimdi. Reyhan, Gül çok iyi. Merak etme sen ama asıl sen nasılsın? Nasıl oldun? Ne yaptın? Gideceğim demiştin. Gidemedim. Reyhan, hayatınla ilgili bazı şeyleri söylemek bana düşmez ama bence söylediklerinde çok haklıydın. Bence de gitmelisin. Ne olursa olsun ben her zaman senin arkanda olacağım. Sağ ol Elif, teşekkür ederim. Hadi Gül'üme iyi bak. Onu koru kolla tamam mı? Görüşürüz. Öpüyorum ben de seni. Hoşça kal. Elif Hanım. Demek senin de iyiliğin buraya kadarmış. Gül iyi miymiş? İyi, iyi. Çok şükür iyi. Peki Azize Hanım ne dedi? Biliyor muymuş? Biliyormuş. Götüreceğim seni buradan. Koca bir geceyi nerede olduğunu bilmediğim bir yerde geçirdim. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Tıpkı kaybolduğum gece gibi. Yine yarım, yine çaresiz, yine öylece kaldım.
Ama bu sefer kaybolmadın Reyhan. Sen benden bile isteye gittin. Ne olur bıraksam da tüm dertlerini kucaklasam. Yaptığım onca yanlışı yanında yine seninle düzeltsem. Bu hayat bana kocaman bir yenilgi. Sense içindeki tek umutsun. Ben seni kaybedemem. Hayatımdan gitmene izin veremem. Bir lokma yeseydin midene bir şey girsin ya. İçim olmuyor. Sana dışarıdan bir şeyler yaptırayım. Yok, yok Fırat, ne olur ısrar etme. Ne düşünüyorsun? Ne yapacağım? Var mı kafanda bir şey? Yok. Bilmiyorum. Kaç saat önce olsa derdim ki gideceğim. Rızam olmadan bana biçilen bu kaderi de, bu intikam dolu hayatı da istemiyorum. Ondan sonra mutluluğumu da, kaderimi de kimsenin insafına bırakmayacağım derdim. Ama şimdi... Şimdi diyemiyoruz. Diyemiyorum. Kolay değilmiş öyle herkes her şeyi bırakıp gitmek. Onca şey yaşadım. Biliyorsun. Hepsine dayandım. Ölmedim de. Ama o yaşananların şu kadar canın gülün başına gelme ihtimali var ya. İşte o beni öldürür. Beni o öldürür Fırat. Gitme o zaman Reyhan. Gitme. Ama kaderine de razı gelme. İstediğin hayatı kendi başına burada da kurabilirsin. Ne yapmak istiyorsun? İnsanlardan uzak mı durmak istiyorsun? Dur. Kafanı toparlayıp ne yapacağını mı karar vermek istiyorsun? İstediğin kadar düşün. Ama gitme. Oturup ne yapacağım diye düşüneceğim yerim bile yok. Reyhan, kızım. Anneanne, senin ne işin var burada? Benim güzel kızım. Anneanne ben... Söyleme, söyleme. Yorma kendini, biliyorum. Babanla Miran köye geldi. Her yerde seni arıyorlar. Biliyorlar mı burada olduğunu? Rıza'n olmadan söyler miyim hiç? Hem o Miran var ya, benim de gözüme görünmez. Kaçmak acıyı azaltsa... İlk ben kaçardım Reyhan. Dişamın acısını unutmak için köşe bucak kaçardım. Ama nafile be kızım. Mekanın hiçbir önemi yok. Mesele yarada. Yaran buradaysa acın da seninle birlikte gelir. Otur. Yok, yok. Oturmayacağım. Ben seni almaya geldim. Köye götürmeye. Köye mi? He. Madem evine gitmek istemiyorsun, bana gelirsin. Evim neresi onu bile bilmiyorum ki. Bilene kadar benimle kalırsın o zaman kızım. Olmaz anne, gelemem seninle. Niyeymiş o bakayım? Yavrum, ben seni Dilşah'ımın yerine koydum Reyhan. Çünkü o güzel kalbin, merhametin ona çok benziyor. Dilşah'ıma sahip çıkamadım ama
sana çıkacağım kızım. Aynı yanlışa bir daha düşmeyeceğim. Hadi gel gidelim. Sen kötü haber verme. Fırat. Hazar Bey'im. Reyhan'ı buldum. Hey, nerede buldun? Neredeymiş kızım benim? Söyle. Merak etmeyin. İyi. Şükran Ana var şu an yanında. Ya Allah razı olsun senden. Sağ olasın. Ben hemen şimdi... Babasızım. Bilmen gerekir diye düşündüm ama. Hazar Bey. Ben sizin yerinizde olsam bir süre Reyhan'ı rahat bırakırım. Çünkü sizi de bir anda görmek istemiyor. Garda buldum onu. Gidecekti. Terk edecekti sizi. Ama vazgeçti. Açtığımız yaraları tamir etmesi birazcık zaman alacak. Zaten Şükran Ana var yanında. Şimdi sizi tekrar görürse gitmek isteyecektir. Fırat. Ben babayım baba. Evladım beni görmek istemese bile ben onun yanında olmak zorundayım. Sen haber verdiğin için sağ olasın. Alo Miran. Allah! Ne yapıyorsun sen ya? Yavaş olsana, uyuyoruz burada. Allah Allah. Harun. Bak. Ödeme dua et, tamam mı? Benimle bırak evlenmeyi. Aynı havayı bile soluyamazdın sen. Heh. Aman ne büyük kayıp. Aman yarabbim. Harun. Hani sen bana demiştin ya, hatırlıyor musun? Sakın beni tehdit etme demiştin. Ben hiçbir zaman boş yere kimseyi tehdit etmedim. Ne dediysem hep yaptım. Yani bil istedim ben. Şimdi mışıl mışıl uyu hadi. Elinden geleni ardına koyma. Koymayacağım zaten. İnşallah kabus görürsün. Görürsün. Gel kızım, gel. Buyur anneanne. Al bak. Tertemiz hepsi. Bu elbise. Dilşah'ımın ya. Herkese her şeyi unutturacak acılar varmış bu dünyada. Ama evlat acısını unutturacak hiçbir şey yokmuş be kızım. Ondan bir kumaş parçası bile ağlatıyor beni. Ben evladımın doya doya güldüğünü göremedim Reyhan. Hep ağladı benim kızım. Allah hiçbir... Bir ana babaya evladının ağladığını, üzüldüğünü göstermesin. Evladın gözünden düşen yaş, ana babanın yüreğini kanatır. Reyhan!
lazım. Kızım gel dedim. Reyhan. Kimden saklanıyoruz kızım? Anneden mi? Neden? Saçımı taramak istiyorum açık açık. Bir de iyice kıpırıyorum. Yarın bayram ya, o yüzdendir. Sen böyle mi karşılamak istiyorsun misafirleri? Benim saçım çok kıpırık çünkü. Uyan. Kim demiş onu? Arkadaşlarım saçı hep dümdüz diye, benim kıvırcık diye benimle dalga geçiyor. Yok. Keşke benim saçım da senin gibi böyle dümdüz olsaydı ama ne güzel, hiç kapanmıyor. Ben neden sana çekmemişim ki? Oğlum benim, belki ben sana çekerim, ister misin? Nasıl yani? Olmaz ki öyle. Ben de keşke hep böyle kabarık saçım olsun istiyordum. Kızım. Gel. Nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok babam. Çünkü sen her zaman bir tanesin. Ve hep öyle olacaksın. Yeter ki yüreğini temiz tut, iyi bir insan olmaktan vazgeçme. He mi baba? Reyhan, Hasar Bey. Ne bu saçınızın hali? Biz böyle kabarık seviyoruz. Kocam, bak biliyorum, anlıyorum, o senin abin. Ama kızımızı biz düşünmezsek hiç kimse düşünmeyecek. Ya Handan, şimdi hiç zamanı değil. Sonra konuşacağız zaten bütün bunları. Bak aklın başında değil vallahi ya. Allah için kapatma yazıyı, tamam. Azat mı? Bana azat. Al. Sen neredesin bunca? Ne bu hal? Oğlum senin zorun ne? Kendimle zorum. Sen var işin. Ya çabuk geç odana. Ya var ya bak bu ikisi beni canımdan bezdirdi ha, canımdan bezdirdi. Asat, hadi gel biz odaya gidelim. İki dakika. Kızım bir durun, iki dakika bak anası babası burada. Bir şey konuşacaktık çocukla. Anam görmüyor musunuz halini? Konuşacak hali değil ki. Biraz dinlensin, ayılsın. Sonra konuşursunuz. Azat da bir yere kaçacak değil ya. İyi ya kızım. Tamam biz de zaten kötülüğü ne değil. Sizin bu halinizle ilgili konuşacaktık. Ne varmış halimizde? Kızım siz daha kaç günlük evlisiniz? Kocan dışarıda. Bırak babası konuşsun, kulağını çeksin. Bu da kendine gelsin. Bu mesele bizi ilgilendirir. Kusura bakmayın ama sizi ilgilendirmez. Hadi Asat. Kalk içeri geç. Hadi. Geç. Geceler. Aha, geceler. Hadi yavrum. Ne? Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim Cihan? Kendi gözünle gördün, kulağınla duydun. Ben daha ne diyeyim ki? Allah Allah. Hayırlara vesile. Amin. Amin. Seni şam şeytanı bastı bacak seni. Bir on boyunla benden aşık atacağını zannediyorsun, ha? Oh olsun sana. Şimdi Cihan'ın da gözünden düştün. Bakalım sırtını nerelere yaslayacağım bundan sonra. Bunu niye yapıyorsun kendine? Böyle katlanabiliyorum. Bana mı? Alakası var. Görmüyor musun sebep olduklarımı? Reyhan gitti. Beğenmişim lan. Sen hiçbir şey...
şeye sebep olmadın Azat. Hem yani böylesi daha iyi değil mi? Reyhan'ın gitmesi, düşünmesi, bilmesi, kendine bir yol çizmesi iyi bir şey değil mi? O yol çizmiyor. Bizden kaç. Bizden. Sen... Reyhan... Seversin. Gitsin istersin de... Ben Reyhan'ı seviyorum Azat. Ama seni daha çok seviyorum. Eğer onun varlığı bizi engelleyecekse... Reyhan... Benim çocukluğum. Ben seninle evliyim. Bir daha bunu sakın söyleme. Sakın. Reyhan'ı hala sevdiğini biliyorum. Biliyorum belki kalbine gömdün ama hala onu seviyorsun. Hala bunu söyleme! Sakın bir daha bunu... Neden? Doğru olduğu için mi? Karım olduğun için. Biz seninle karı koca değiliz Azat. Sadece bir evciliğin iki tarafıyız. Ben sana hiç yalan söylemedim. Seni hiç kandırmadım. Doğru. Sen bana hiç yalan söylemedin. Kendimi kandırdım. Olmuyor. Olmayacak. Sen beni sevmiyorsun. Hiçbir zaman da sevmeyeceksin. Geldin mi? Anlat. Hayırlı haberlerim vardır inşallah. Evelallah hanımım. Güzel. Emrin nedir hanımım? Şimdi ne yapacağız? Reyhan'a gerçek babasını göstereceğiz. Baş üstüne amaya görmek istemezse? İsteyecek. Merak zehirli bir oktur Mahmut. İnsanın damarına girdi mi, iliğini, kemiğini sarmadan durmaz. Reyhan da gerçek babasını merak edecek. Sonra kan çekecek, görmek isteyecek. Kendinden çalınan hayatı yaşamaya gidecek. Ya. Neye niyet, neye kısmet? Ben Reyhan'ı Miran'ın kalbinde öldürmek istemiştim. O sarı çiyan sayesinde Reyhan kalbinde herkesi öldürdü. Kızım. İkinizi de görmek istemiyorum dedim ya. Niye anlamıyorsunuz siz beni? Gidin buradan. Reyhan. Kızım. Sen...
Sen istemiyorum de babam. Gidin de. Kapat kapıyı yüzüme. Sen haklısın kızım. Ne desen, ne yapsan sen haklısın. Çünkü ben aramıza bir yalan soktum buraya. Ben yaptım. Haklısın kızım. Ama kızım, ben seni çok sevdiğim için, seni kaybetmeyi göze alamadığım için sakladım kızım. Çünkü ben sana bir söz vermiştim Reya. Sen doğduğunda seni benim kucağıma verdiler. Ben o gün bir söz verdim Reya. Gözünüz aydın, nur topu gibi bir kızınız oldu. Hadi dur, dur, verme, verme. Merak etmeyin, babası bir şeycik olmaz. Ya canını acıtırım şimdi. Böyle kömür gibi saçların vardı, gözlerin. Sen ne kadar güzel bakıyorsun. Kokunu içime çektiğimde sanki hak etmediğim bir mucize benim başıma gelmiş gibiydi Reyhan. Ben ilk o an korktum be kızım. Sana bir şey olur diye. Sanki cennetin kapısındayım. Sen de sanki dünyanın bu kadar kötü bir yer olduğunu oncacıkken anlamış gibi parmağımı tuttun. Reyhan. Senin adın Reyhan olsun. Cennetin kapısı. Baba beni koru der gibi sımsıkı tuttum Reyhan. İşte ben o zaman söz verdim. Dedim ki dünyayı sırtımda taşırım ama ben evladımın elini asla bırakmam. Güzel kızım benim. Sana bu dünya gülistan diye var. Sevinç de var, keder de var. Ama sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa ben hep yanında olacağım. Elini hiç bırakmayacağım. Gerekirse dünyayı sırtımda taşırım ama seni hiçbir şeyin üzmesine izin vermem. Baban hep yanımda olacak Reyhan'ım. Güzel kızım. Ben senin üzülmene, acılar çekmene engel olamadım kızım biliyorum. Biliyorum ama ben senin elini hiç bırakmadım Reyhan. Hiç. Sen de bırakma babam. Bırakma. Babanı sevmekten vazgeçme kızım. Bana bağır çağır. İstemiyorum de. Haklısın ama. Ben şu dünyada olmaktan en gurur duyduğum şey senin baban olmanı elimden alma be yavrum. Ben kapıyı açmanı, seni affettim demeni beklemiyorum ama eğer o gün gelirse bil ki ben hep burada olacağım. Senin yanında.
Fırat. Bütün gece neredeydin Fırat? Bir şey olacak diye çok korktum. Babaannem sana bir şey dedi mi? Bundan sonra ben değil. Azize Aslan Bey korkacak Gönül. Ne demek o? Hiç. Ne demek hiç? Yeni bir yalan uydurmadı mı yani? Ne zaman babaannemle yüzleşmeye kalksak daha büyük bir bomba patlatması huyudur çünkü. Bomba patladı patladı da başka yerde patladı. Sen ne saklıyorsun benden? Fırat, kaçırma gözlerini. Sana diyorum, yeni mi çıktı aramıza sır gizli sokmak? Ne saklıyorsun benden, söyle. Reyhan. Ne olmuş Reyhan'a? Reyhan Hazar Şahadoğlu'nun öz kızı değilmiş. Ne? Yediğin içtiğin senin olsun. Bildiğini anlat Fırat Bey. Ben anlattım. Siz de dinlediniz. Başka bir şey yok. Reyhan, Hazar Şahadoğlu'nun öz kızı değilmiş. Onu anladık. Da babası kimmiş, babası? Bilmiyorum. Gıybeti öğrendin, en önemli kısmını öğrenmedin, öyle mi? Sana hiç yakışmadı Fırat. Sultan Hanım, bu bir gıybet değil. Genç bir kadının hayatı. Yüz otu bu da. Bu hiç iyi olmadı. Şimdi daha da yakınlaşacaklar. Ben öyle düşünmüyorum anne. Bir an bütün bu olanlar için kendini suçlayacak. Vicdanı onları uzaklaştıracak. Babaannem zamanında Reyhan'ı değil de Yaren'i almış olsaydı... bu saçma sapan intikam meselesi de çoktan kapanıp gidecekti. Neyse, bekleyip göreceğiz işte. Reyhan, Reyhan deyip Hazar'ın canını yakmak için Yaren'i istemedin. Allah, her şey elinde, avucundayken bilmiyor olabilir miydi? Yok, imkansız. Adım gibi eminim biliyordu. Peki, Şahadoğullar duyarsa ne olacak? İşte o zaman Reyhan'la Miran ayrılacak. Niye hala buradasınız? Niye gitmiyorsunuz? Yanımda, yöremde, baktığım yerde görmek istemiyorum sizi. Reyhan, bir sakin ol. Kızım, biz senin... Siz benim yalnız kalmak istememe bile saygı duymuyorsunuz. Ne söylediğimin, ne istediğimin hiçbir önemi yok ya. Varsa yoksa kendi istekleriniz. Buradasınız çünkü burada olmak içinizi rahatlatıyor, öyle mi? Ben gözünüzün önünde olayım ama ne halde olursam olayım. Öyle mi? Ben sizin gitmenizi istiyorum. Çünkü benim yaram taze. Ben sizi gördükçe canım daha çok yanıyor. Niye anlamıyorsunuz siz? Hayatınızda bir kez olsun.
bir kez olsun gerçekten beni düşünün. Tamam kızım. Gideceğim. Ben senin güvende olduğunu biliyorum ya. Sen konuşmak isteyene kadar ben seni rahatsız etmeyeceğim. Sen ne... Sen de git Milan. Nereye gideyim Leyla? Söyle bana nereye gideyim? Sen bu haldeyken ben nereye gideyim? Sen bir ah dediğinde ben yetişecek mesafede olmak istiyorum. Gözünden bir damla yaş düşmeden yetişip silebilmek istiyorum. Ve senin yanında olmak istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Benim de canımı seni görememek acıtıyor. En çok da senin için bir şey yapamamak acıtıyor. Çok özledim. Yıllar kaçma yıllar. Mahmut uzatma beni kendinden. Sen de benden kaçtın. Senin var. Ama benim sarılacak kimsem yok. Ben varım. Kaçarken bile seni kendimden uzak tutamadım ki. Tutamam. Tutamıyorum. Ama benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Senin yanında olmak bana iyi gelmiyor mu? Uzakta mutlu olamıyorum.
senden uzakta kalamıyorum. Mutlu olamıyorum. Bana ne iyi geleceğini biliyorum Reyhan. Sultan Hanımcığım. Temizlik tamam. Akşam için yemek hazırlıkları da tamam. Alışveriş listesi de tamam. Benden başka bir şey emreder miydiniz? Hazır ol. Rahat kız rahat, şaka yaptım. Vallahi kol ordu komutanı gibi konak yönetiyorsun ha. Görevim efendim. Anne. Nereye gidiyorsun? Merak ediyorsan sen de gel. Arabamı hazırlayın. Asiye. Buyurun. Senin kadar olmasa da güvenilir böyle dürüst bir şoför tanıyor musun? Yürü be Asiye. Azize'nin Mahmud'u varsa benim de Asiye'm var. Hızlı ve maharetli. Sen silah da kullanıyorsundur ha. Elbette kullanıyorum sultanım. İşte bu be, bas gaza. Vallahi matruşka gibi kadınsın. Sen benim daha neler yapabildiğimi bir bilsen sultanım. Bir bilsen. Sultan Hanımcığım, hala nereye gittiğimizi söylemediniz. Ha, Şadoğlu'na gidiyoruz. Doğru yoldasın, ileriden sağa döneceksin. Dünürüz ya biz. Evlerine ateş düşmüş, biraz da biz harlayacağız. Ama ateşi söndürmeye değil, harlamaya. Ya kusura bakma ben... Önemli değil. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya, Elif ben... geldiğimde yani... bir şey demedim sana değil yani bir şey yapmadım. Nasıl yani, hatırlamıyor musun? Bir şey dedim sana, bir şey yaptım. Yok, yok, yok. Bir şey yapmadın. Sadece yani geldin, ben de seni odaya soktum, uyudun. Sadece bir daha lütfen böyle bir şey olduğu zaman bana haber ver. Çünkü seni evde beklerken çok merak ediyorum.
hiç yalan söylemedim. Seni hiç kandırmadım. Doğru. Sen bana hiç yalan söylemedin. Ben kendi kendimi kandırdım. Kız Hanife, bak o domatesleri soyarken lütfen dikkat et. Kayış gibi ağzıma böyle bir tuhaf bir şeyler geliyor. Yani o yüzden doğru soy, anladın mı? Hemen senin soyduğunu anlıyorum. Melike, vallahi canım böyle sulu köfte çekti ha. Akşama yapsana. Ne zamandır yemiyorum. Gerçi akşama da değil ya, şimdi yap. Hamur açıyorum yarın. Sonra aç Melike. Ben şimdi istiyorum. Ya sabır. Sonra adam olsun diye evlendirdiler. Buhran da çıktı başımıza. Allah sonumuzu hayır etsin. Hanife, işte mi dedin? Evlilik sana çok yaradı dedim Yaren. Kolay gelsin. Aa, burada mıydın hayatım sen? Ben de dışarı çıkacaktım, haber vermek için geldim. İnşallah gidişin olur da dönüşün olmaz Haruncuğum, inşallah. Ne yapıyorsun sen? Yoksa bana yemek mi yapıyorsun? He, yok. Tatlı yapacağım. Fare zehirli sufle. Yer misin? Bak sen. Ya karıcığım bana kendi elleriyle yemek hazırlıyor. Ben de aynı isterim ki anneciğim. Maşallah, maşallah. Eve geldiğimde o yemek hazır olmazsa başına gelecekleri senmiş. Ellerine sağlık karıcığım. Ben işlerimi halledip hemen dönüyorum. Un kullan yapışır yoksa bak. Haydi selametle. Hoşçakalın. Anne, ben o manyağı yemek falan yapmam. Kız, öldürürüm senin elimde kalırsın. Ben seni bu konuğa geri sokabilmek için neler çektim biliyor musun? Şimdi sesini keseceksin, ben ne diyorsam onu yapacaksın, anladın? Ya bu da var ya, hiçbir şeyden anlamıyor ha. İki tane yumurta kır desen şurada kıramaz. El bebek gül bebek yetiştirdik ya, ne işe yaradıysa. Ha şunu bileydin Handan. Zevzeklik yapma Halife. Ne kadar yemek biliyorsan hepsini bunu öğreteceksin. Teker teker. Bu Yaren her gün gelecek, bu mutfakta sizinle beraber çalışacak. Anlaşıldı mı? Bir dakika anne. Ya ben kim? Yemek yapmak kim? Ben yapamam. Hem benim yapacak bir sürü işim var. Aa, ne işin var kızım? Hayır, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ya senin bu konuğa karıştırmaktan başka ne işin var acaba? Anne, ben hizmetçi değilim. Onlar hizmetçilerin işi, anladın? Değilsin. Sen bu konuğun hizmetçisi bile değilsin. Şunlar var ya, onların yeri şu anda senden daha sağlam kızım. Onun için kıracaksın dizini, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Anladın? Haydi hanımlar, Yaren size emanet. Eti sizin, kemiği benim. Haydi bakalım, kolay gelsin. Ay dur, kolonyamı da alayım. Haydi bakalım. Kız Yaren. Ne? Sarı, gel kız. Gel. Ne var Arife? Tak şunu. Geç şu tezgahın başına. Başla bakalım hamur karmaya. Ben bunu ölürüm de kullanmam. Anladın mı? Ancak bunlar hizmetçilerin işi. Benlik değil. Aferin benim güzel çocuğuma. Nasıl da el ele verip ablayı içeriye soktuk değil mi? Hatta herkesi hizaya soktuk. Sen doğunca da böyle ol, benim canımı ye. Bu da burayı su yoluna çevirdi ha. Dünürcüğüm, evinize ateş düşmüş. Vallahi çok kırıldım. Biz akrabayız ya. İyi gün düşmanı mıyız? İnsan bir haber verir. Duydum, koştum, geldim. Hastamız da yoktu ama... Gerçi...
Gerçi bugünlerde hasta olsa da ziyaret pek makbul değil diyorlar. Kolonya. Ha, bul bul. Kız eğitime mi çektin? İyi etmişsin. Ama ben sana bir şey diyeyim. Senin o Yunan heykeli bunu böyle köy çömleği gibi görürse almaz. Ay bu da beni bilmeden konuşuyor. Geçti bacım o işler, geçti. Çoktan nikahları kıyıldı bile. Ne? Düğün yapmadınız mı? Koskoca Şadoğulları kızlarını bohça gibi mi verdi? Gerçi siz o düğün işlerini pek beceremiyorsunuz ya. Eksik olma Dünürüm, eksik olma. Darısı senin kızın başına inşallah. Reyhan için çok üzüldüm. Peki şimdi ne olacak? Öz babasına mı dönecek? Sultan Hanım. Reyhan'ın öz babası abimdir. Reyhan bizim kızımızdır. Önce bunu iyice bir belle. Sonra da eğer bu olayı canımızı acıtmak için kullanırsanız size bu dünyayı dara veririm. Bunu da kulağına bir küpe yap. Ben burayı dünyayı dar etmeye gelmedim. Hem geçmiş olsun demeye hem de sizi ikaz etmeye geldim. Sizin düşmanınız ben değilim. Sizin düşmanınız Azize ve Miran. Sen de bunu unutma. Benim hiçbir şeyi unuttuğum yok. Her şeyin farkındayım. Öyle mi? Peki. Azize Aslan Bey'in Reyhan'ın üvey olduğunu başından beri bildiğinin farkında mısınız? Ya ne diyorsun sen Sultan Hanım ya? Ne alakası var? Madem Reyhan'ın üvey olduğunu biliyordu da ilk başta Yaren'i neden istemedi? Hah. İşte ben de tam da onu diyorum. Azize bizi oyunlarına alet ederken her şeyin farkındaymış. Ben de yeni duydum, koştum geldim. Size ettiğimiz kötülüklerin karşılığı değil belki ama ikaz etmek istedim. Bizi Reyhan'ı istetmeye yolladığında bile üvey olduğunu biliyormuş. Ama Reyhan konusunda ısrar etmiş. Sizce neden? Bence bunun cevabını düşünün. Çünkü düşmanın istediğini bilmeden onunla savaşamazsınız. Alo. Neredesin? Arabada mısın? İstersen daha sonra konuşalım. Heh, tamam. Artık çiçeği burnunda bir damat oldum. Evet, enteresan bir nikah oldu. Ahırın önünde, koyunların şahitliğinde bebek yüzlü tezek kokulu şeytani sevdiceğimle nikahı kıydık. Aynen. Evet, enteresan bir evliliğim var. Heyecan ve aksiyon asla bitmiyor. Sevgili karıcığım kocasına nasıl heyecan yaşatacağını çok iyi biliyor. Daha ilk geceden silah doğrulttu bana. Evet, bakalım bizi ikinci gün neler bekliyor. Merak etme, eve kapağı attık artık. Sevgili Handan anneciğim bizi asla bırakmaz. Diğer konudan ne haber? Vay. Gönül de notu okudu demek.
Artık buradan sonrasını Azize Aslan Bey'e düşüyorsun. Merak etme. Merak etme, sildirdim bütün bilgileri. Hakkımda bulabilecekleri tek şey zeki, çalışkan, yurt dışında eğitim görmüş, kariyerli bir delikanlı olacak. Tamam, konuşuruz tekrar. Hadi hoşça kal. Ben de seni bekliyordum. Sen hala benden ne istiyorsun? Ne alabileceğini sanıyorsun? Ben değil, sen alacaksın. Doğru. Vakti gelsin. Şu haline bak. Ne evin var, ne ailen, ne sığınacak bir yerin. Bir andan da kaçıyorsun. Bunu sen mi söylüyorsun? Ne evin var, ne ailen. Sığınacak yerin var ama ne fayda? Miran senden kaçıyor. Böyle karşımda dimdik durmak güçlü hissettiriyor değil mi? Hepiniz bunu meziyet sanıyorsunuz. Ama gözlerinizdeki korkuyu okumak da benim meziyetim. Ne istiyorsun? Bu ne? Öz baban hakkındaki her şey. Öz baban hakkındaki her şey. Sen kim olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Öğrendim. Sen de öğrenmek istersin diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Ben zaten babamın kim olduğunu biliyorum. Benim tek bir babam var. O da Hazar Şadoğlu. Ve insanların işine burnunu sokunca kendini akıllı sanıyorsun değil mi Azize Hanım? Öylesin de. Ama o akılla beni yönetemeyeceğini hala öğrenemedin. Senin gözlerinin içi parlayarak bana uzattığın bu mektubun içindekiler benim umurumda bile değil. Bundan sonra tehditle, zorla kimseye bir şey yaptıramayacaksın. Evime de, kocama da, aileme de geri döneceğim. Gideceğim babama sımsıkı sarılacağım. Ailemi dağıtmana izin vermeyeceğim. Çünkü sen aile ne demek, birlik olmak ne demek bilemezsin. Sen tam hak ettiğin gibi o kurduğun dünya başına çökmüş bir şekilde yapayalnız kalacaksın. Sen devrildin Azize Aslan Bey. Üzerine atılacak toprağı bekliyorsun. Bekle. Bekle. Çünkü onu ben atacağım. Göreceğiz bakalım. Sana öyle işler edeceğim ki, başına öyle işler açacağım ki, seni de, Miran'ı da, aileni de öyle sınavlara çekeceğim ki, kim kimin üstüne toprak atacakmış göreceksiniz. Kolay gelsin. Geç kaldım biraz, kusura bakmayın. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Önemli değil, buyurun. Buyurun. Evet, nedir mesele? Beyler, konuşacak mısınız yoksa böyle bakışmaya devam mı edeceksiniz? Nedir bu? İmzalamam gereken bir anlaşma falan mı? Tebliğ efendim. Hem yönetim kurulu üyesi olup hem de şirketteki pozisyonunuzda çalışamazsınız. Tüzüğümüze uymuyor.
Tüzük mü? Ben neden bahsettiğinizi anlayamadım. Ya yönetim kurulunda kalacaksınız ya da şirketteki pozisyonunuzda. İkisini birden yürütemezsiniz. Ne demek yürütemem? Madem böyle bir durum vardı, Azat Bey beni neden işe aldı? Azat Bey bizim iç tüzüğümüzü bilmediği için sizi işe aldı ama... Siz de kovuyorsunuz yani, öyle mi? Hayır, öyle değil efendim. Makul bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ben makul çözümün ne olduğunu biliyorum. Babaanneme işten ayrıldığımı, bu yüzden de yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğimi söyleyebilirsiniz. İyi günler. Demek verdiğim mesajı aldın babaanne. Ay yok, dayanamayacağım. Arayacağım Hazar'ı. İnşallah başına bir iş gelmemiştir kızın. Ah kızım, inşallah babana gitmişsindir. Allah'ım sana şükürler olsun. Seni göremeyince gittin sandım be yavrum. Bir şey oldu sandım. Neredeydin yavrum? Niye böyle ansızın çekip gitti? Yoksa bir şey mi oldu yine? Kötü bir haber mi var? Yok yok anneanne, merak etme. Ha. İyiyim, bak buradayım. Benim haber vermeye vaktim olmadı, kusura bakma. Reyhan! Reyhan dışarı gel! Ben konuşur gönderirim onu. Sen tasalanma kızım. Anneanne! Onu görecek misin? Gezelim mi biraz? Eski günlerdeki gibi. Hayallerim vardı benim. Kuş olup uçmak istiyordum. Mucizelere inanıyordum. O mucizeyi beni buradan çıkarıp alacak bir aşk zannediyordum. Değilmiş. Yaşadıklarım ne kadar korkunç olursa olsun, bu benim hayatım. İnsan hayatını bırakıp gidemiyor. Çünkü tek bir hayatımız var. Onun ziyan olup gittiğini görmek istemiyorum. Yaşayacak kaç günüm var bilmiyorum ki. Hani bana diyordun ya, tek bir günümüz varsa, o da bugünse. Ben pişmanlıklar içinde yaşamak istemiyorum. Eskisi gibi hissetmek istiyorum. Eskisi gibi. Tamam konuşma. Tamam sus. Nasıl biliyorsan öyle yap. İstersen sonsuza kadar sus. İstersen sabaha kadar sürüp bütün öfkeni yollardan çıkar. Bir yere varabilecek misin? Peki değiştirebilecek misin? Yaşanmamış sayılacak mı? Biliyorum, içindekileri hissedemem. Ne yaparsam yapayım acını hafifletemem. Ama senin yanında olmaktan vazgeçmeyeceğim Reyhan. Belki kabul edince, pes edip içini dökünce... Şşt! Ho ho! Rahatlar mıyım? Bilmiyorum. Ama öfkeni anlıyorum. Anlamıyorsun.
Hiçbir şey anladığın yok. Her şeyi biliyorum diyorsun ama bir şey bildiğin de yok. Ben bu kadar acıyı niye çektim? Bir kişi bana bunun cevabını vermiyor. Niye ya? Neden? 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 Bilin bir şey desin. Reyhan. Aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Çünkü biliyorum hiçbir anlamı yok. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum. Senin sandığının aksine kendim için değil, senin için buradayım. Ben aynı laflarla, tesellilerle yanımda olmanı istemiyorum ki Miran. Ben sorduğum soruların cevabını istiyorum. Bunca yıl yaşadığım yalan hayatın hesabını sormak istiyorum. Sor o zaman. Benden başla. Babandan sor. Annenden sor. Ama sor. Yeter ki içine atıp susma Reyhan. Bir kere de Reyhan kendini değil bizi cezalandırsın. İyi olacaksan yap. Susmak merhamet midir bilmiyorum. Ama en azından senin için bu merhametsizlik. Onu biliyorum. Annem. Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? O zaman doğru gelmişti. O zaman doğru gelmişti. Annem okursa kahrolur. Ben mektup yazdım, her şeyi söyledim ona. Sen nereden buldun bunu? Sen kız bana. Ama biliyorum Reyhan. İnsanın bazen acısına, öfkesine nasıl yenik düşebildiğini biliyorum. Hisleriyle oradan oraya savrulduğunu kendimden biliyorum. İşte bazı zamanlarda birinin insanı kendinden koruması gerekiyor. Öyle zamanlarda yanımda hep sen vardın. Beni kendimden korudun. Şimdi de ben aynısını yapmaya çalışıyorum. Mektubu almaya hakkın yoktu Miran. Benden mi kaçıyorsun? Yalnız olmak istiyorum, özgür olmak. Eskisi gibi hissedebilmek istiyorum. Eskiden daha mutluydun Reyhan. Ben hayatına girmeden önce. Daha küçük dertlerim varmış. O zaman boğuluyorum sanıyordum. Ama öyle değilmiş işte. Şimdi sanki köşeye sıkışmışım. Her şey üstüme geliyor. Böyle bir el boğazımdan tutmuş, yapışmış yakama. Konuş diyor, konuş, konuş, konuş. Ama konuşmak istemiyorsun. Ben sessiz kalmak istiyorum.
Sadece rüzgara kendimi bırakmak. Yalnız olmak istiyorum. Reyhan. Ben sen uzaktayken nefes alamıyorum. Ben de boğuluyorum. Ama sensizlikten beni kendinden uzak tutma. Yalnız kalmak istiyorum. Bu sefer gelme peşimden ne olur. Bir izin ver bana. Ben sana bunu anlatmaya çalışırken bile yoruluyorum Miray. Biraz yalnız kalayım. Biraz nefes alayım. Bekleyeceğim. Sen yanında olmamı isteyene kadar bekleyeceğim. Reyhan nerede? İstemedi seni yanında, değil mi? İstemedi. Haksız mı? Haksız mı dedin? Haklı. Haklı tabii, haklı. Bastığı bir avuç toprağı bile dar ettiniz kıza. En başta da sen. Sen ettin. Sen ona ettiklerini hiç etmemiş olsaydın, şimdi bu kadar yanmazdın. Nane. Nane deme bana. Yapma ben annem. Dönme arkanı bana. Bari sen geride bırakma beni şu hayatta. Şu an elini yüzüme koyup geçecek torunum demene çok ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var anneanne. Affet beni. Gözlerimdeki pişmanlığı görmüyor musun? Nasıl kahrolup delirdiğimi görmüyor musun? Yardım et. Benim senden ve Reyhan'dan başka kimsem yok şu hayatta. Reyhan da kaçıyor benden. Ne yapacağım? Bilmiyorum ne yapacağım. Sen biliyorsundur. Söyle bana ne yapayım? Senden başka soracak kimsem yok. De ki canını ver geçecek. Hemen şuracıkta vereyim canımı. Yardım edin annem. Devası neredeyse söyle, bulup getireyim.
Abi. Abim sen neredesin ya? Çok merak ettim seni. Onca aradım, niye cevap vermiyorsun? Affetmeyecek beni. Reyyan beni affetmeyecek Cihan. Evladımı kaybettim. Abi dur, abim olur mu öyle şey? Bak biz hepimiz biliyoruz. Reyyan seni ne kadar çok seviyor. Sana ne kadar bağlı. Senden asla vazgeçmez abi. Ama acısının yeri tazedir. Bak biz bile yani ne kadar şaşkınız hala, şaşkınlığımız geçmedi. Onun kabullenmesi kolay değil. Ona biraz zaman ver. Bak inan bana her şey düzelecek. Düzelecek. Abi ben sana diyecektim. Fırsatım olmadı. Evladındır Cihan. Canımdır. Ama benim ailemi dağıttı. Freya'nın da benim de başıma onca iş gelirken bile bile sustu. Ben diyeceğimi dedim. Abi bak. Abi. Handan gebelir. Anası işte. Ben diyeceğimi dedim Cihan. Yaren benim ailemin felaketi oldu. O buradaysa ben yokum. Melike'ye söyle, Gül'ün eşyalarını hazırlasın, dışarıya çıkarsın. Abi, abi yapma bak. Abi bir dur, ne olur bir konuşalım. Konuşacak bir şey yok Cihan, bitti, bitti. Ben söyleyeceğimi söyledim, ben yokum. Söyle Melike'ye, Gül'ü aşağıya getirsin. Abi kız çocuğudur, etme. Reyhan değildir. Ha? Nerededir Reyhan Handan? Söyle bana, nerede şu an? Ya Yaren, Reyhan'a hiç acıdı mı desem bana? Merhamet etti mi? Yaren'in ettikleri Azize'nin merhametsizliğinden de, acımasızlığından da daha fazla koydu bana. Niye biliyorsun? Çünkü ben Yaren'in baba yarısıyım baba. Yine de söktü benim ciğerimi. Ben diyeceğimi dedim Handan. Yaren'in olduğu yerde evlatlarım da ben de yokuz. Şişt, abi dur gözümü seveyim. Dur ya yapma böyle Allah aşkına. Ya onlar kalıcı değil. Vallahi değil bak, ev olunca gidecekler. Abi bak çerdir çöptür ama evlattır. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Anası da... Siz ikiniz de evladımız gözden uzak olacak diye delleniyorsunuz. He? Hiç düşünüyorsunuz. Reyhan'ın anası. He? O, onun hiç acımıyor. Yanmadı mı o? Bitti Cihan. Ben diyeceğimi dedim. Yaren'in olduğu yerde ben yokum. Çağır Gül'ü. Baba! Baba bak! Reyhan! Reyhan nerede? Ya abi ağırdan kaçmıştır bu. Değil ya, Miran aldı geldi bu atı, köye götürdü Reyhan'a. Reyhan nerede? Ablama ne oldu? Geldiği zaman ona bir şey sorma Miran. Bırak sussun. Bazen bağıra bağıra susar insan. Alo? Miran, Reyhan yanında mı? Nerede? Ya Mavi ile birlikteydi. Değil ya, Mavi burada. Üstünde Reyhan yok. Reyhan.